reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yoksa hocam, şöyle bakıyorum da sadece bizim grupta değil, diğer grupta da özellikle Şaban Yıldırım Pendik Spor'a gitti ve iyi bir kadro kurdu. Onların da hiç istikrarı yok. Yani orada da şu an 5 maçta bir beraberliği var. 4 mağlubiyet aldı. Kupadan da elendiler. 1 puanları var. Ligin sonuncusu. Evet. Bandırma aynı şekilde sıkıntılı. Bir ara geçtiğimiz galiba istifa etmiş Şaban Hoca geçtiğimiz hafta ama Bandırma kabul etmemiş herhalde. Bandırma istifa etmiş Kemal Kılıç. Kabul etmemiş şey. Yönetimleri tekrar devam etmiş ama yine puan aldı bu hafta. Kendi evinde Ümraniye ile berabere kaldı yine. 2 puana yükseldiler. Bandırma'da da bir sıkıntı vardı. Zaten bu hafta gittiler Ordu'yu yendiler 4-1 deplasmanda. Ordu Spor zaten genç bir ekiple sahaya çıkıyor. Transfer yasağı var onların. Evet, genç bir ekiple sahaya çıkıyorlar. Onlarda sıkıntı büyük. Bakalım, biz kendimize şey yapıyoruz ama taraftarlar hep sabırsız. Sabırlı olmaları gerekiyor. Bakıyoruz diğer gruplarda yapılan transferlere ve bizden çok çok üstün bir kadro kurmalarına rağmen, çok maliyetli kadro kurmalarına rağmen çok başarısızdırlar. Yani biz yine de iyiyiz, o anlamda söylüyorum. Bizim özellikle bu hafta ya hoca gidebilir, hoca gider. Bakın yani hoca gider ama bu futbolcuların hepsi burada. Ne zamana kadar burada? İkinci yarı transfere kadar buradalar. Evet. Doğru mu? İkinci yani ara transfere kadar de, yani. Sözleşmeye devam ediyor ama hadi gitmek bir şey olur. Olur, konuşursun, biz seninle çalışmıyoruz dersin, anlaşırsın falan, pişman gönderirsin. Ama o zamana kadar bizde bu oyunculara sahip çıkacaklar. Oyuncuya her pozisyonda hakaret edilmez, küfür edilmez, bağırılmaz. Yok lan ya, olabilir hata yapar ya, oyuncu da hata yapar. Yapmaz diye bir şey yok ki. Evet. Herkes hata yapıyor. Ne var yani o taça çıkmasını ister mi? Çıkıyor sonuçta, ayağında kontrol edemiyor. Bir ters top geliyor, sert geliyor. Kontrol etmek istiyor, gidiyor. Hemen başlıyorlar bağırmaya. Ya tabii sabırlı olmak lazım. Futbolda hata oyunu zaten. Futbol çok hatasız oyun değil. Hata olacak ki gol olacak işte. Karşı rakip takım da hata yapıyor mesela. Tabii canım, yani şimdi şöyle bakıyorsun, şu an İngiltere'nin en iyi kadrosu Chelsea'de. Evet. Chelsea en az sıralardan kurtulma çabası ama ya Barcelona bu sezona bakıyorsun, başlayamadı mesela. Başlayamadı. Onlar da başlayamadılar. Onlar da kendi geçen hafta mağlup oldular. Yani biraz daha sabırlı olmak lazım. Özellikle ya hoca bugün var, yarın hoca bırakır gider. Ne olacak? Oyuncularla biz beraberiz burada kardeşim. Yani kendi oyuncuna, hocana sahip çıkacaksın. Hakaretlerle, sövmelerle, topluca bağırıp da bir grup bağırdı mı herkes başlıyor bağırma. Yok, kardeşim beğenmiyorsan gelme. Bakalım. Gelme abi maça ya. Sövmek için geliyorsan da aynen. O zaman geçen evde çoluğuna çocuğuna kendi artık ona da şey ama geçen artık dağa mı geçen bağıracaksın, bir yere mi geçen bağıracaksan onlar da bağıracaksın kardeşim. Sövmek için maça gelinmez ya. Şimdi 5 hafta olmuş da bu erken. Şimdi istifalar veya ne bileyim işte tavır almak, takıma tavır almak, hocaya tavır almak yanlış mesela. Bu ara zaten kötü durumdayken sahip çıkmak önemli. Yoksa iyi olduğu sürece herkes sahip çıkıyor. Ama böyle pozisyonlarda birlik beraberliğe ihtiyaç var. Burada mesela takıma sahip çıkacaksın, hocana sahip çıkacaksın. Yönetim de burada hocanın arkasında durması lazım, topçunun arkasında durması lazım. Ben bugün Eşref Güç'le görüştüm. Programa davet ettim. Misafirleri varmış aslında. Sonradan tamam dedim, biz ikimiz seninle ilgili söyledim. Biz ikimiz yaparız artık. Yanlış oldu teklifim. Onunla böyle kısa bir konuşma yaptım. Ya biz de hocamızı seviyoruz. Yani hocamızın arkasındayız dedi. Yani hocamızdan memnunuz dedi yani. Bir sıkıntımız yok diyor hocayla diyor. Yani tabii ki yani ille hoca burada kalacak diye bir durum yok. Başarısız sonuçlarda hoca da zaten şapkası önüne koyar diyor. Biz de koyarız diyor. Otururuz konuşuruz diyor yani. Ya tabii mesela ama zor yani, oraya giden puan alamıyor. Biz aldık puanı diyor ilk yani Diyarbakır'dan diyor. Bir de 10 kişiyle mücadele ediyorsun. Aynen. 60. dakikadan itibaren 10 kişi oynuyorsun. İyi mücadele etti çocuklar diyor yani. Ya tabii bu
Diyarbakır deplasmanı bütün takımlar için zor. Çünkü oraya giden takım zaten sindiriyorlar. Giderken bile sindiriyorlar. Oranın havası çok değişik. Şu anda zaten orada terör var, her şey var. Sıkıntı var. Sıkıntılı bir... Sağ olsun, iyi karşılamışlar. Evet, zaten yani. Diyarbakır'ın böyle hani şey olursan bizim davet ettiğimiz başkanı davet etmiştik. O bir, ben yine görüşmüştüm, davet evet. etmişti ama işte evet. imkanlar olmadı gitmek için. Ya onlar zaten tam ama seyirci tutamıyorsun ki tribündeki insanlar. Ya tabii gene olmuş öyle 8-10 kişi diyor küfür ettiler diyor işte bir sürü bizim hakkımızı şey yaptılar ama biz diyor başkanı yönetim kurulu bize diyor çok iyi davranlar adamlar ses çıkarmayın dediler diyor yani. Bunlar devamlı aynı grup diyormuş. Yani bizde de oluyor ya bazen gruplar böyle kafasına göre ne olursa olsun takım iyi de gitse kötü de olsa kendini göstermek için bağırıyor. İşte bunları ne bileyim o Pasolig'i aşağıları da mı getirmek lazım? Ne yapmak lazım? Ya, yani? Pasolig ama geldiği zaman işte taraftar olmuyor. Gitmiyor işte. Bakıyorum süper stat yapmışsın taraftar yok. Bilmiyorum işte seçim bayanamesini koydu evet. Kılıçdaroğlu dedi Pasolig'i kaldıracak yani doğru mu olur iyi mi olur bilemiyoruz ki yani bakalım ne olacak yani hocam yani önümüzde Tuzla maçı var hocam yani bu maç önemli iyi ekipleri var onların da 7 puanları var onlar önemli ama bizim için daha çok önemli çünkü kendi evimizde oynuyoruz burada artık çünkü şu an işte antrenör tartışılıyor, futbolcular tartışılıyor. Aslında bunları bir tarafa bırakıp oyuncular da kulaklarını dışarıya tıkamaları lazım. Yani bu maç hem oyuncular için hem hoca için oynamaları lazım. Kendileri için oynamaları lazım. Bir de taraftar artık bu hafta kırgınlıkları bırakıp takıma sahip çıkması lazım. Çünkü ya çok fazla puan farkı yok. 6 puan, 2 maç üstte bir seri yakaladığın zaman zaten grubun şekli de değişebilir. Çok kaybedilen bir şey yok aslında baktığın zaman. Çünkü bu grup herkesi yenebilir. Çünkü evet, bu grup evet. acayip bir grup. Kim eğer az hata yaparsa daha çok mesela biz çok istiyoruz ya birinci petitliğe çıkma. Ama çok istemek de olmuyor. Eğer sen takım olamazsan, ekip olamazsan olmuyor işte. Ne kadar transfer de yapsan, çok kaliteli oyuncular da getirsen takım olamadıktan sonra evet. sıkıntılar başlıyor. Onun için buradaki oyuncu bu hafta oyuncular açısından da hoca açısından da çok önemli bir maç olacaktır. Ama burada tabii hep söylüyoruz takıma destek vermek lazım. Sahip çıkmak lazım. Böyle kötü günlerde her takıma sahip çıkarsan takım kamçılarsın. Oyuncular da der ki bak biz bu kadar kötüyüz ama taraftar yine bizim arkamızda. Bu sefer kendileri şapkaların önüne koyup daha çok ısınırlar. Çünkü onlar da insan ya. Onlar kimse yenilmek istemez. Seyircinin önünde boyun eğik kimse olmak istemez. Çünkü o durumları yaşadık. Hoca da mesela istemez ki kötü gitsin. Neden gitsin? Zaten hocanın böyle bir baktığımız zaman hoca bir sezonu bitirememiş. Bir bizde bitirmiş mesela. Öyle de bir durum var. Bolu'da iki sezon bitirdi. Bolu'da mesela bizden sonra Bolu'ya gitti. Bolu'da geçirdi de bizim Mersin, oradan Mersin'de döndü. Yok, ondan sonra Bandırma'da final oynattı. O Sakarya'dan bir 5-0'lık bir yenilgi aldılar. Finalde kaybettiler. Sakarya çıkmıştı. Hani bir sezonu götürememiş hiç baktım. 6 ayda bıraktı. Şöyle yani bir de şu var hocam ya. Kamuoyunda şu var. Diyorlar ki ya iyi oynasın da yenilsin. Ya ne alakası var ya kötü oynayayım da bir puan alayım o kadar ya. Ya ne demek iyi oynasın yenilsin? Böyle bir mantık var mı ya? Ya kötü oyna şey puan al ya. Allah Allah. Ya böyle bir mantık yok. Çok iyi oynuyorsun puan alalım. Ne oluyor? Çok oynadım ilk şeyde Manisa maçında belki de bana göre çok iyi futbol oynadılar. Belki 5-6-1 kazanacağımız maçı kaybettik 3-2. O maçta iyi oynadık kaybettik. Ne yapacaksın? Hani bir şey yazıldı mı? Yok. Hiçbir şey yazılmadı. Ama kötü 3 puan yazılsın. Ya mutlaka kötü oynarken de kazanacağım puanlar olacak. İyi oynarken de kaybedeceğim puanlar olacak. Yani ama hedef oynuyorsan kötü de oynadın maç kazanmak lazım. Hani ya kazanacaksın, ben, maç kazanacaksın. Ya önemli olan ben itmanları izlediğimde şöyle bir kanaata vardıydım. İnegöspor'un itmanlarını izlediğimde. Çok hırslıydı oyuncular. Özellikle Tarsus maçından sonra da izledim. Ben bu takım çok zor kaybeder dedim. Niye? Savunmasına güvenerek orta sahada, bloklarda yaptıkları kanat organizasyonlarıyla, vuruşlarıyla, tek vuruşlarıyla falan. Yani
Belki idmanlara mı kandım da söyledim. Şimdi bazı arkadaşlar benimle gır gır geçiyorlar. Ya işte abi sen böyle böyle dedin. Bak işte takım iki tane mağlubiyet aldı. Ben gene iddia ediyorum. Yani bu takım bundan sonra da çok zor yenilir düşüncesindeyim. Ha belki 10 beraberlik alır. Bilemem. Ama bundan sonra çok zor. Yani ne önlemesel sen? Yani şu an savunmada kemikleşti, savunma yerine oturdu. Çok iyi oturdu. Yani Mustafa'nın da girmesiyle belki biraz sol bekte bir sıkıntı yaşıyoruz ama onun sıkıntılarını da o Ahmet de şeyde aslında ikisi idare edebilecek durumda orayı. İkisi de olmazsa onların yerine orada Yasin de değerlendirilebilir. Yasin tabi yani Sakarya'da yıllarca sol bek oynadı Yasin yani. Biz bunu biliyoruz. Yani sol kanatta yani. Oynadı, orta sağın solunda oynadı. Biz bir final maçını neden kaybettik? Şaban Hoca'nın hatalarından kaybettik. Neden? Orada Ali Ait Ömür'ü almayacaktı oyuna. Madem sakatlandı Uğur sakatlandıysa, Uğur'u yerine geçirdiysen eğer sağ beke Alişan'ı, orada sol tarafa kimi alacaksın? Orta sahada oynattığın Yasin'i alacaksın. Kimi alacaksın oyuna? Kimi alacaksın? Uğur çıktıktan sonra Cihan'ı alacaksın orta sahaya, göbeğe. Ve Cihan orada hem tecrübesiyle orada hem de zamanla final oynamış bir oyuncu olarak, bu işleri çok iyi bilen bir oyuncu olarak orada İnegöl'ün şu an belki de PTT birincilikte oynamasını sağlayacak oyuncuydu. Ama gitti. Ali Aytumur'u çocuğu da bitirdi orada. Getirdi koydu. İki pozisyon geldi. Adamlar gol attı. Bize eğer orada Yasin oynasaydı vallahi billahi 4 tane maç oynadım üst üste bir tane gol atamazdı onlar. Ya geçen seneki tabii böyle evet. Şans gelmeyebilir bir daha. Çünkü biz şeyden bir kere, çok iyi. Bir kere sen ya Raif'i oynatmaz zorunda mısın? Zaten Raif'i göndermelerin sebebi zaten o final maçında ortamın karışmasından kaynaklandı. Annur Başkan da istemedi. Bazı yönetim kurulları da istemediler. Ve gönderdiler. Ya sen sakatsın. Sen o adamı niye oyun aldın? Neden penaltı attırıyorsun kardeşim? Orada şey de sakat. Öbür Ersel sakat. Ayağı sakat çocuğun. 120 dakika oynadı. Mücadele yaptı. Sen bu adamları niye penaltı attırıyorsun ya? Ya sen bu kadar acemi bir antrenör değilsin ki ya. Zeki adamsın. Kafan çalışıyor. Yaptığın değişikliklere bak. Attırdığın penaltılara bak. Geldiğimiz noktaya bak. Şimdi hoca beğenmiyoruz, topçu beğenmiyoruz. Şimdi burada oynayacaktın. Kimse kimseye ne laf söyleyecekti, ne edecekti. İnegöl'spor belki yıllarca kalabileceği, asansör takım olabileceği ligde yok. Ligde yok. Ha, baktık biz kardeşim bu sene de olmuyorsa hedef artık biz bırakacağız. Hedefi kovalamayacağız. Biz ne yapacağız? Eskisi gibi genç oyuncu yetiştireceğiz. Alacağız satacağız. Alttan. Amatörlerden getireceğiz. Alacaksın, vereceksin, gideceksin. Yapacak. Başka çare yok. Yıllarca yaptığımız gibi. Başka çaremiz yok. Yani artık kovalamayacaksın. Yok hedef takımında yapmadığın zaman bu sefer şey de bitiyor zaten. Heyecan da bitti. O zaman bitmez ya bitmez. Yani biz bakacağız, oyuncu yetiştireceğiz, galip geleceğiz, sevineceğiz, mağlup olacak, üzüleceğiz ama hakaret etmeden, bağırmadan, çağırmadan olacak hocam yani bunlar. İnşallah ben Tuzla Spor'u yeneceklerine inanıyorum. Negespor oyuncularına yani ben güveniyorum çünkü bu bir puan mesela deplasmandan puan belki Negespor için moral olmuştur çünkü zorlu bir deplasman. Kolay değil. Bir cehennemden çıkıyorsun, giriyorsun. Burada Tuzla maçı daha rahat olması lazım. Bir de artık bizim kendi sahamızda böyle acayip puanlar kaybetmememiz lazım mesela. Kaybetmişim Manisa Spor'u. Ya ama şimdi adam sentetikte oynuyor kendi sahasında. Dışarıya geliyor. Çime geliyor. Bayağı bocalayacaklar. Bir doğu da var. Yani sıkıntı orada da var. Yani bu maç İnegöl'ün bence %70-%80 favori oldu bir maç. Yok, bu maçı işte, ne yapacağız? Yani 90 dakika tarafta olarak efendice hakaret etmeden, bağırıp çağırmadan, kimseye bulaşmadan, Tuzla taraftarı da olsun bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendi takımının galibiyetini istiyor. Biz bakacağız. Bağırmadan, çağırmadan, hakeme tepki koymadan bu maçı alacağız. Yapacak başka çağrımız yok. Yani. Beklemek lazım. Hani bizim takım mesela artık ya iyi oyuncularımız var. Bir de çok fazla şut atmıyoruz. Hani.
Bizim takım aslında iyi topa vuran oyuncular var. Ama bir türlü değerlendiremiyoruz mesela. Ya hocam şöyle bir bakıyorum ben. Şöyle bir bakıyorum. Tuzla Spor'un kadrosuna bakacağım şimdi. Çok öyle aman aman bir tecrübeli oyuncuları yok. Yani i̇şte geçen senenin havasıyla. Geçen sene çıktıydı bu takım zaten. Evet, geçen sene çıktılar. İşte geçen sene kupada bayağı ses getirmişti. Onun havasıyla götürüyorlar. Ya bir de aç takım ya. Böyle takımlar aslında tehlikeli takımlar. Çünkü bu takım hani şimdi İnegöl Spor hedef takım olduğu için ister istemez gelen takım bize burada zaten kapanır. Hani kapanan takımı da şut atmak lazım. Veya kanatları çok iyi kullanmamız lazım. Şimdi mesela bizim forvette ya iyi bir santraforumuz var aslında. Topla buluşturduğumuz zaman çok tehlikeli bir oyuncu. Ama onu topla buluşturmak lazım. Ya şöyle baktığımızda İnegöl'ün almak istediği ve alamadığı, bir ara görüşmeler yaptığı Nazilli'den lider var. Zaman zaman sağ bek, sol bek oynuyor. Bir eski Haluk var, Tokat Sporlu. Alanya, ben daha önce Alanya Spor'un Scout ekibindeydim, izleme komitesindeydik. Benim izlemesini istediğim oyuncu vardı, Mehmet Alaaddinoğlu. Bu oyuncu orada mı? Ben iyi rapor vermememe rağmen bunlar transfer ettiler. Daha sonra Erhan Altın kamp döneminde bunu geri gönderdi. Şu an yani çok etkili bir oyuncu değil. Yani sadece ne oynuyor? Santrafor oynuyor. Önlü bu oyunu Kemal Samet Özen var. Eski Kayseri Sporlu, Kayseri Erciyesli. O var. Çok fazla aman aman böyle tanınmış oyuncuları yok. Genç oyuncularla ligi götürmeye çalışıyorlar. Tabi adı sayını duymadığımız Metin Köksal Terzi diye bir teknik direktörleri var. Yani nasıl bir nereden buldular, amatör takımlardan mı geliyor, altyapılardan mı artık görev yapıyorlar. Daha önce Ümraniye'de ve Tuzla Spor'da çalışmış amatör liglerde ve bu sene de amatörden çıkarmış arkadaş zaten. Bölgesel ligden çıkarmış ve iki sezondur da üçüncü ligden de zaten şeye çıktılar. Ama takımı çok iyi tanıyordu. En azından oyuncuları tanıyordu. Değişti. Yakup diye bir santraforları vardı. Geçtiğimiz sezon gruplara kalmışlardı. Türkiye Kupası'nda. Malatya'ya verdiler onu. Ve onu verdiler. En iyi adamlarıydı oydu. Zaten 24-25 tane gol atmıştı üçüncü ligde. Yani o takıma bakıyorum, bizim takıma bakın, kalite olarak, isim olarak biz daha öndeyiz. Yani maçı kopartmamamız için hiçbir neden yok. Yani zaten mesela grupta baktığın zaman hedef takımları belirli mesela. İnegöl Spor bu grubun hedef takımı mesela. Eğer yukarıya zorlamak istiyorsa bu maçı kazanmamız lazım. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Tuzla maçını alıp önümüzdeki işte Aydın deplasmanında Mareli'ye gidip böyle Tokat'a gideceğiz. Tokat mı o zaman? Tokat sadece. Mesela üst üste iki maç aldığı zaman İnegöl Spor havaya gelir. Bir daha zaten hoca da zaten kadro istikrarını yakaladı çünkü çok fazla artık oynamıyor. Çünkü baktığın zaman birinci hafta, ikinci hafta hep oyuncu böyle çok yerlerle oynanmış. Ama şu iki haftaya baktığımız zaman kadro aynı kadro. İstikrar iyi. Tamam iki maçtan birer puan alınmış ama en azından kadro istikrarını koruyor. İşte bundan sonra da iyi olur diyorum. Yani Tuzla maçı İnegöl Spor için 6 puanlık maç aslında bence. Evet, ben de katılıyorum tabii ki 6 puanlık bir maç. Yani İnegöl Spor'un ya en azından burada hem sporcuların hem teknik heyetin artık sorgulanmış olmasın. Yani mesela burada destek vermek lazım. Arkalarında durmak lazım. Çünkü bu oyuncularla bu lig gideceğine göre oyunculara da sahip çıkmak lazım. Çok fazla mesela eğer Tokat, gol diyebiliriz. Tokat'tan sonra Karagümrük'te oynayacağız hocam. Gol diyebiliriz mesela ama hemen dönmememiz lazım. Daha çok destek vermemiz lazım. Seyirci tabii ki yani burada evet. Bütün iş seyircide bitiyor. Seyirci biraz daha at senim olması lazım. Geçen seneki gibi yine aynı destek vermemeleri lazım. Çünkü yeni bir ekip, yeni bir kadro. Çünkü geçen sene 3-4 tane, 3 tane oyuncu kalmış. Hepsi yeni. 8 tane de yeni oyuncu var. Karagümrük'ten sonra Keçiören'e gideceğiz hocam. Tamam. Yani Ankara'da. O da seçimlere geliyor. 1 Kasım seçimlerine geliyor. Cuma günü oynayacak o mücadelede. Cuma günü oynayacak.
aslında Inigospor'un şeyi, fikstürü iyi bir fikstür var aslında. İyi kullanırsak her an grupta her şey olabilir. Evet, 3 maçta ben o maç 1, 2, 3 yani 4 maçta 10 puan da alsa Inigospor bu zirvenin en büyük olur tabii ya. 12 puandan biri olur. Mesela biz bu haftayı alalım, haftaya Tokat maçı orta bir final gibi olur artık iki takımda. Ama biz Tokat'tan daha iyiyiz ya. Tokat şu an belki bizi hoca tanıyor. Biz hocayı tanıyoruz. 4-0'dan maç verdiler hocam. İdeal kadroyla oynadılar. Dardanel maçına, kupa maçında 4-0'dan 5-4 yenildiler evet, hocam. Evet öyle bir tarihe geçtiler yani. Tarihe geçtiler evet. Tarihe geçtiler. Ya zaten onlar mesela kupayı her kadron çok geniş değilse kadron geniş değilse çok fazla şey oynamayacaksın ya. Evet. Kupayı mupayı kovalamayacaksın. Bizim de mesela kupayla işimiz olmaması lazım. Yani gidebildiğin yere kadar gideceksin ama kadron eğer darsa. Evet. Evet hocam. İnegöspor'a tekrar başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah bu haftaki mücadeleyi kazanacak. Süper amatör başladı. Birinci evet. amatör küme başladı. Evet. Önce birinci amatör küme diyelim. Geçtiğimiz sezon grubunda şampiyon olarak birinci kümeye yükselen Doğan Spor grubun en güçlü takımları ve yaklaşık grubun en çok para harcayan takımı 200-250 milyar harcadığını söylüyorlar. Dağlarbaşı diyorum. Pınarbaşı'nı 4-1 yendi. Etkili bir oyunda özellikle ikinci yarıda çok iyi oynayarak 4-1 yendi. Hemen sonuçları verelim. Birinci kümede alınan sonuçları vereyim. Hüdavengir Spor 1 Alanyurtspor 4, Alanyurt'ta 4, 4-1 yendi deplasmanda. Yurt Yeni Doğan 2, Osmaniye 0. Hemen yine diğer maçları da vereceğim. Tütünspor 0, Doğu Gücü 4. Yani Doğu Gücü'nü evet onlar da iyi geliyorlar. Yine Doğanspor 4, Pınarbaşı 1. Hemen Süper Amatör'e geçeyim sonuçlara. Kafkas 2, Fethiye İtmanyurdu 0. Kurtuluş 0, Gürsu Belediye 4 deplasmanda oynamıştı. Orhan Gazi Yeniköy 1, Karadeniz Güven 2. Şöyle baktığımızda Gençler Gücü 0-0 kaldı. Ertuğrul Gazi Mesken'le Yenice Spor'da Yenişehir Belediye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Şey maçını birlikte izledik hocam. Kafkas maçını. Daha takımlar hazır değil. Yani söylenecek bir şey yok. Özellikle ilk attı zaten yeni. Tabii Kurtuluş'a çok üzüldük. Yani ilk maç olmasına rağmen Gürsu çok iyi bir ekip oluşturduğunu söylediler. Son anda gemikten alınan oyuncular var. Bir 15 dakika için 3 tane gol olmuş. İşte dağılmışlar. Toparlayamamışlar. Bir de hemen bir de ikinci yarının başında da penaltı kaçırmış Kurtuluş Spor mesela. Atsa belki olay toparlayacak. Değişecek. Ama Muhammed diye bir oyuncu var Gürsü'de. İyi, çok kaliteli oyuncu. Yine Özgür'ü almışlar, Ömer Şengüz'ü almışlar son anda. Gürsü onların mu? Hepsi tabii Gemlik değil onlar. Oradan almışlar. Ömer Şengüz şeydeydi. Elmas Bahçe'den. O almışlar. Yani ekibi onlar oluşturmuş. Ömer biliyorsun çok iyi bir santrafor. İyi yani. Boş. Yıllarca profesyonellikle Muhammed 15-20 golün altına durmuyorlardı. Kafkas maçından bahsedelim evet. hocam. Nasıl gördünüz? Yeni bir teknik direktör. Senin eski evet. takımın. Birkaç iyi transfer gördüm takımda. Neler söyleyeceksin? Ya şimdi mesela Kafkas Spor'da da yeni bir ekip oluştu. Orada da çok giden oyuncu var. Geçen seneden kalan oyuncu vardı. Ama tam iskelet kaldı mı? İskelet de dağıldı aslında Kafkas Spor'da. Kalan oyuncular mesela Ömer olsun. Ömer yok. Ömer tamam o şey duruyor. Ömer kaldı. Serdar Öbür var. Ömer Pal'dan bahsettim. Yok ben. Yok. Serdar var. Mesela forvet hiç yok mesela. Şey Mesut yeni Mesut yeni sakatlıktan çıkıyor. Tabii ayağı halen sıkıntılıymış da. Hani orta sahada attı. Sağ bek sol bek mesela Kafkas Spor değişti. Bir stoper devam ediyor. Bir stoper de Erdem devam ediyor. Selçuk geldi eski oyuncu tamam. Hani yeni bir ekip orada da hani mesela ama takım hatta hazır değil. Şey Gürsü Spor. Serhat iyi. Ya Serhat tabi etkili bir oyuncu aslında. Onun sağlık oynayan kardeşi mi? Değil kardeşi değil. Alamadılar değil mi onu kardeşi? Aldılar kardeşi de var kadroda. Ama oynamadı valla. 18'de yoktu galiba var mıydı? Yoktu herhalde.
Samet çok etkili, ben onu gördüm. İyi bir oyuncu aslında Samet. Cemil var. Cemil var. Kaptan Cemil. Şimdi Samet aslında geçen seneki Samet değil. İzlik'te oynayan Samet gibi da değil mesela. Bitlik'te Cemil çok tecrübeli, fakat Cemil koşmayan bir oyuncu. Mesela o top atar. Niye bir santrafor daha vardı aldıydılar İznik'ten? O oyuncu yok galiba. Onunla ilgili problem mi var? Alamadılar zaten. Oyuncu olmadı herhalde. Çok itmanlara falan da geldi ama. Olmamış herhalde. Çünkü bütün itmanlara çıktı. Vermediler yani bu sefer. Bilmiyorum herhalde. Kafkas'ta mesela. Murat Aldı'yı almışlar son dakika. Onu da belirteyim. Evet aldılar. Murat Aldı'yı aldılar. Yine Gençler Gücü'nden bir genç oyuncu almışlar. 97 doğumlu. Yeni Melih diye. Geçen sene Tavşanlı'ya falan gitmiş herhalde. O da sağa çık mı sola çık mı ne oynuyor. Böyle bir durum var. Var yeni takımlar. Bütün takımlar daha yeni. İlk haftalar çok belirgin bir şeyi ortaya koymayabilir. Hani çünkü bütün takımlarda yeni transferler var. Bu hafta Kafkas'ın maçı yok. Dinleniyor galiba. Evet, Kafkas bu hafta bay. Mesela... Çok kötü oldu ama. Hocam ya, değil mi yani? Tabii bay kötü oldu. Mesela ya burada yine Melnos. Bak Bursa Spor altyapısı gibi gözüküyor. Ya lige çıkmıyorsun. Neden o zaman takım kuruyorsunuz ki? Kimi kandırıyorsunuz o zaman? Öbür takımlara haksızlık ediyorsun. Tabii ya. Kimi kandırıyorsunuz o zaman ya? Hani çok biz altyapı çizmem. Melnos tutamıyorsun. Elinde tutamıyorsun ya. O kadar futbolcu... Ama onlar bıraktılar galiba Melnos'u. Yok idareci. Şu an Melnos başkanı Bursa Spor Mahalli As Başkanı Kemal Güller. Peki şeyde Yeşil Bursa'da da orada yöneticilik yapıyorlar. Onu ne yapacağız işte hocam? Yeşil Bursa işte onlar hani. Yeşil Bursa'nın başkanı. Melnos yine Bursa Spor'un altyapısı. Ne bileyim valla. Nasıl iyi iş yapıyorlar anlamadım yani. Ya şimdi mesela baktığın zaman Spor Amatör'deki işte Karadeniz Güven yine mütevazı kadrosuyla. Onlar da ne? Derinden gittiler. İyi kadro oluşturdular. Yani bir şey yapmayacağız dediler ama Metin Başkan yine bekledi son dakikaya göre yine 3 tane oyuncu da bugün hocayla görüştüm. 3 tane de oyuncu alacaklarmış. Stoper, santrafor bir de sağ kanata bir oyuncu arıyorlarmış. Yani diğer bölgelerden memnunuz diyor yani. Ya, tabii şimdi 2 tane 97'li doğumlu oyuncu var. Ben bunu hep yapıyor. 3 senede de tutuyor. Bir sene tutmayabilir mesela, böyle gitmez bu iş. Mesela bakın bekliyorlar. İyi kadro oluşuyor mesela. Buradaki anlaşılamayan yani oyuncular, buradaki oyuncular takımından işte çok paralar isteyen oyuncular vermiyor olduğu zaman hemen Karadeniz Güven kapabiliyor. Bir de orada herhalde huzur da buluyorlar çocuklar. Biraz da hırs yapıyorlar. Çünkü orada çok fazla baskı yok Karadeniz Güven'de. Hani evet evet. Mesela Kafkas'ta olsa, Kurtuluş'ta olsa bayağı orada baskı olur. Çok. Çünkü mesela bu hafta Kurtuluş Spor 4-0 yenildi. Acayip kulüpte bir sıkıntılar başladı. Mesela baskı var kulüpte. Aslında çok da kötü değil. Kurtuluş Spor her zaman toparlar. Çünkü ekip de genç bir ekip. Aslında iyi oyuncular da alındı. Ya işte oyuncular diyoruz ya, yeni takımı oluştuğu zaman eğer başı tutmadığı zaman sıkıntılar başlıyor. Bir de hani mağlubiyeti kaldıramayan oyuncular olursa, çok üst üste çok mağlup geldiğin zaman da o zaman sıkıntılar başlıyor, ama Kurtuluş Spor toparlar diyorum. Bu hafta mesela Kurtuluş Spor için önemli bir maç. Doğa Çınar'la oynayacaklar kendi evinde. O maç Kurtuluş Spor'u belirler. Kafkas bay zaten. İyi ekibi var mı Doğa Çınar'ın? Doğa Çınar'ın da var. Geçen seneden çünkü duruyor oyuncular değil mi? Duruyor. Birkaç tane daha oyuncu almışlar. Bu hafta da 2-1 Bordo yendiler onlar. Budanya Bordo Spor. Bursa Bordo. Budanya Bordo. İşte onlar mesela Doğa Çınar tecrübe takım. Onları böyle aynı mesela Karadeniz Güven'i yaptığını onlar yapıyor. Ufaktan ufaktan gidiyorlar. Onlar da mesela anlaşamayan oyuncuları topluyorlar. Orada da bir daha küçük bir şeyle. Başkan var. Mesela iyi böyle çok iyi sporcularla bağlantısı iyi. Geliyor ve oynuyorlar. Bazı oyunculara iyi paralar veriyor. Bazılarına vermiyorlar. Arada böyle götürüyorlar. Yenice hocam. Yenice bu sene ben başkan Göztepe'yle konuştum. Tekrar mı oyuncu almış? Dağıttılar. Kendi takımını dağıttılar onlar. 12-13 tane oyuncu almışlar. Yeni oyuncular. Yeni oyuncu. Evet. Ya geçen seki takımı tut. Bünyamin çalıştırıyormuş takımı. Hangi eski oyuncu Kurtuluş'ta İnegöl Bünyamin vardı. Sonra da belgesi nasıl olmaz? Yani belgeli hangi hoca çalıştırıyor hocam, söylesene bana. Ya aslında biz yani Bursa Amatör camiasında futbol takımlarında şöyle bir araştırsanız da kaç tane belgeli oyuncu var? Altyapılardan hocalar var. Şu anda biz mesela İnegöl'de biz bu işi
söylediğim zaman bazıları bozuluyor ya. Antrenör para veremiyorsan çıkıp orada bir şeyler söyleme ya. Mesela eğer bir tane belgeli hoca bu takımda bulunduramıyorsan. Mesela bu işi yapan Seren arkadaş da gitsin kursuna, belgesini alsın. Şimdi idareci sıfatıyla giriyor içeri. Kime, bizlere saygısızlık yapıyorsun o zaman sen ya. Yapacak bir şey yok. O öyle istiyorlar. Yöneticiler öyle istiyor. Ondan sonra işin ucunu kaçırdılar mı da gel Köksal Hoca, gel Hasan Hoca, gel Mehmet Hoca, böyle söyleniyorlar. Ya biz mesela aslında bu işi Bursa mesela federasyonun işi halletmesi lazım. Federasyonun işine geliyor. Daha çok takım olsun, daha çok ya adamın belgesi yoksa ya neden sen o adama takımı teslim edersin ki? Şimdi bakıyorum ikinci amatör kümede hep köy takımlarını almışlar hepsi. Şimdi bu sene Ceharat da oynayacakmış. Çatikçi oynayacakmış. Edebey galiba başvurmuş. Yani ya, başvuran bilmiyorum ne olacak, nereye kadar gidecek. Bunların başlarına antrenör lazım. Senin dediğin gibi nasıl bunlarla bir önümüzdeki sene iki ya tane mesela antrenör olmayan kulüpler için biz basit tip hakkında sorumlu. Versinler bize. Desinler ki bize antrenör lazım. Biz o kulüplere yardımcı olalım. Belgesiz antrenör ise belgeli antrenörü biz bulalım. Gereksiz gerekirse para da vermesinler. Ya vermişsin mesela. Vermişsin. Yardımcı olalım. Ya biz onların parasını da karşılarız. Pozisyon olarak. Evet. Ama şimdi nedense belgesiz ya, burada ya, ahbap çavuş ilişkileri olmaması lazım ya. Her yeni bir yerler, yeni bir takımlar şimdi kuruyorum diyelim köy takımları şimdi mahalle takımları şimdi, oldu, amatör oldular. Ne olacak? Ya o zaman olduysanız güzel şeylerle başlayın. Mesela iyi bir antrenör getirin, iyi bir ekip yapın. Ya bakıyorum geçen sene mesela Alman takımlara bir maçta 4 tane, 5 tane, 3 tane oyuncu atılıyor. Ya böyle olmaz ki daha yeni adam, ligi alınmışsın. Bize diyor malzeme verdi diyor. Evet. Şey diyor milletvekilimiz diye getirdi. Aynısını gördüm Doğan Spor'a getirmiş. Ya arkadaş onları halı sahada giyemezsin ayakkabıları. Yani insanlara böyle akarelercesine getirmişler. Ne forma formaya benziyor, ne eşotmana benziyor, ne ayakkabıya benziyor. Tamam adam. Ay kaçar bu? Ayakkabı da buraları söyleyeyim hocam. Çok büyük ayakkabı. 44, 45, 46. Ya kardeşim 45 numara ayakkabıları kim giyer ya? Siz insan mı kandırıyorsunuz ya? Bu insanları aptal yerine koyuyorlar ya kulüpleri. Bursa Federasyon dağıttı. Aynı olayı onlar yaptı. Bursa'da dağıttılar. Ya madem takımların renklerini biliyorsun. Madem bir güzellik miydi yapıyorsan renklerini ver. Yazdır gene buraya TFF'de canım. Ya yazdırma ya. Yazdırma. Yok, gene yaz sen gene de rengini tuttur bu arada. Rengini tuttur. Ayakkabı ver. Yapıyorsun. Yeşil sen beyaz vermiş Doğan Spor'a. Top ver. Ya takımın forma rengi yeşil beyaz mı ya? Kardeşim işte. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Yok biz mesela biz orada bunun tartışmasını yaptık Bursa'da. Dedik ki mesela kulüplere veriyorsa ya en azından kulüplere gittiğiniz sizde var. Sizde var bir de sorun ya. Sonra hiç olmasın bize ya, sorun da. Kaç tane yaptın? 30 tane. 30 tane yaptır formasını. Hadi numarada çaktırma. Kendileri çaktırsın. Veya ver çorabını veya hiçbir şey yapmıyorsan güzel 10-10'ar tane top dağıt. İyi toplarda 10'ar tane top dağıt. Futbol topu. 20'şer tane. En büyük sorun zaten antrenman şeyi ya. Hepsini. Gerek yok. Şimdi mesela evet, bize dağıtıldı. Geldi o zaman da ben Kafkas Spor'daydım. 45 numara. Ayakkabı. Nike ayakkabı. Satılmayan ayakkabılar. Ne Nike? Bunlar Nike de değil. Değil. Zaten çakma Nike'miş. Değişik şeyler ayakkabılar. Evet, devlet kendi eliyle şey yapıyor. Yani kaçak ayakkabı veriyor. Yok, güzel bir şey yapıyorsan mesela insanları mutlu etmek istiyorsan biraz kaliteye önem ver. Dağıttığında değsin. İnsanlar onu kullansın. Al hiçbir kulüp yiyor mu siz o formaları? Giymez. Hocam yani antrenmanda bile giyilmez bu fıcık fıcık formalar. Nereye olacak? Bizim Yusuf'a olur mu? Kasap Mehmet'e olur mu onlar? Hayatta olmaz. Evet hocam son görüşlerini alalım. Seyfettin kardeşimiz bakıyor oradan dik dik bize. Ben bu hafta İnegöl Spor'a Tuzla Spor maçında başarılar diliyorum. Gönlümüz onlarla. Diğer İnegöl Spor, İnegöl'deki bütün amatör kulüplere, mesela birinci amatör küme, süper amatör şu anda oynanıyor. Evet. Onların hepsine başarılar diliyorum. Bu sezon onlara hayırlı, kazasız belasız, sakatsız bir sezon diliyorum. Gönlünlerine göre olsun diyorum. Bizi izleyen
vatandaşlarımıza da iyi akşamlar diliyorum. Evet, ilk programımızı bir saatle sınırladık. Çünkü böyle bir sınır var. Önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Tabii ki ondan önce de ben de İnegöl Spor'a başarılar diliyorum Tuzla Spor karşısında. Önemli bir maç. Taraftarların biraz daha dikkatli olması lazım. Özellikle oyuncular ve hoca üzerinde moral ve motivasyonu bozmamak için biraz daha sakin olmaları gerekiyor. Çünkü maç önemli. 6 puanlık bir maç. Pazar günü 15.30'da oynanacak mücadele. Bütün taraftarları bu maça davet ediyoruz. İnşallah bu maçı İnegöl Spor kazanıp bir seri başlangıcı yapacak. Buna gönülden kalben inanıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.